Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım çok 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 iyisinizdir. Bugün çok güzel bir video çekeceğim sizler için. Çok güzel bir video izleyeceksiniz bugün. O da yüzümdeki değişim. Eski fotoğraflarıma bakacağız ama bu sefer sadece yüzümün gözüktüğü fotoğrafları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani biliyorsunuz bu tarz videoları çekmiştim daha öncesinden ama o zamanlar vücuduma daha çok odaklanmıştım. Hani kafamı kesiyordum çünkü bunun açıklamasını da yapmıştım. Neden kafamı kestiğimin vesaire. Çünkü o zamanlar çok fazla bir kompleksim vardı yüzümle alakalı ve yüzümü asla beğenmiyordum. Ve o videoyu çekerken de yüzümü kestim. Yüzümü kestiğim için yalancı da olmuştum hatırlıyorsanız. Birkaç tane yorum vardı. 20 kişi falan da beğenmişti o yorumu. Evet, yalancı da olmuştum. İşte sahtekar da olmuştum. İşte dolandırıcı vesaire de olmuştum. Her neyse bu konuları konuşmayalım. Bugün güzel konulardan bahsedelim. Neden bu videoyu çekiyorum diye sorarsanız. Instagram'ım yıkıldı. Yani DM kutum yıkıldı. Elif eski fotoğraflarını göster. Elif yüzünde nasıl değişim yaşadın? Elif çek videoyu falan filan diye. Ben de şey dedim yani neden çekmeyeyim? Zaten birkaç tane göstermediğim fotoğraf elimde duruyorken neden bu tarzda bir video çekmeyeyim? Benim de hoşuma gidiyor açıkçası ve eskiye bakaraktan kendimi şu an için de motive ediyorum. Çünkü eskiye tekrardan dönmek istemiyorum asla. Bu arada saçımın kusuruna bakmayın. Bugün ne oldu saçlarım hiç bilmiyorum. Bu saça alışamadım. Asla bu saça alışamıyorum. Ama yapacak bir şey yok. İyiliğimiz için, sağlığımız için, saçlarımızın sağlığı için. Böyle gideceğiz birkaç ay boyunca. Belki sevdik. Olabilir ya. Bu hayatta hiç olmaz demeyin. Yani olmaz dediğiniz her şey olabilir aslında. Yani şu an sihirbazlıktan bahsetmiyorum ya da uçmaktan bahsetmiyorum ama hayal edebileceğimiz her şeyi aslında bir gün gerçekleştirebiliriz. Ben de hayal ettim. Bu yola hayal ederek başladım ve şu an hayallerimi yaşıyorum diyebilirim. Başım biraz şu tarafa kaymak istiyorum. Burada büyük bir ihtimalle fotoğrafları şey yapacağım, koyacağım o yüzden. Şöyle şuraya kaydım. Burada biraz daha fazla yer olsun. Sonrasından editlerken omzumu falan kesiyorum. Şurada böyle böyle beyaz bir yer kalsın arkadaşlar. Ben burada bilgisayarım var. Buradan resimlere bakacağım. Anlatacağım size o zamanki ruh halimi vesaire. Ama videoya geçmeden önce şunu demek istiyorum. Gerçekten beni seviyorsanız ve kanalımı seviyorsanız bu kanalın yani devamlı bir şekilde video atmamı istiyorsanız videolarımı beğenip yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Gerçekten destek amaçlı bu çok önemli. Yani sizin için bu arada çok basit bir şey görünebilir ama bu işlerle uğraşan bir insan için çok önemli. Like, yorum, abonelik vesaire çok önemli. Şimdi ilk olarak da çok tatlı bulduğum, çok sevdiğim kendi çocukluk fotoğrafımı şuraya eklemek istiyorum. Bu fotoğraf bilmiyorum kaç yaşlarında çekildi. Bunu buraya koymamın nedeni aslında sizlere surat yapımı göstermek istemem. Yani küçüklüğümden bu yana her zaman kemikli bir surat yapım vardı. Şu an tabii ki de kemikli olduğu belli olmuyor ama baya böyle yanaklı olduğum görünüyor zaten. Hele ki gülünce yanaklarım baya böyle şişiyor diyebilirim. Aslında yanak yok arkadaşlar. Gerçekten yok bende. Şuralarım falan hep kemik gördüğünüz gibi. Şuralardan başlıyor. Ama ben bunun sonrasından idrak edebildim. Yani genelde çevremdeki insanlar da hatta bundan bir sene öncesine kadar şey diyordum hep, ya yanak ameliyatı falan olacağım diyordum. Evet, şu an aklımda falan geçiyor yanak ameliyatı. Evet, olmak istiyorum. Bir şey tumi denilen bir şey var. Yanak ameliyatı var. Yağ alınıyor yanağımızdan. Ama aslında yüzümün çok böyle kemikli olduğunu fark ettim. Ama eskiden işte kilolusunuz. Ödem oluyor yüzünüzde, yüzünüz şişiyor, bunun farkında değilsiniz. Kiloluyken zaten kendi surat yapınızı asla göremezsiniz. Ben de öyle baya böyle şişti yerlerim, gıdığım falan da vardı. Boynum zaten çok böyle kalındı, hani boynum inceldi diyebilirim bunu merak ediyorsanız. Boyun da inceliyor arkadaşlar, böyle daha uzun bir boyuna sahip oluyorsunuz.
O yüzden ilk olarak bunu eklemek istedim. Yani çocukken hepimizin yanağı şiş olur ama bu kadar da şiş olur mu bilmiyorum. Yani bu kadar topul olunur mu bilmiyorum. Gerçi benim yeğenlerim de öyle. Ama aileden gelen bir şey herhalde, bilemiyorum. Ablam mesela hiç böyle yanağı yok. Evet, bu fotoğrafı gördük. Şimdi hepinizin bildiği bir fotoğrafı paylaşacağım. Ama yüzüme zoom yapacağım. O da şu fotoğraf. En yüksek kilolarımı görmüş olduğum bir fotoğraf. O zaman çekilmişti. Hatta doğum günümde çekilmişti. Anlatıyorum zaten. Çok baktıkça böyle üzüldüğüm bir fotoğraf aslında. Burada bayağı böyle görüyorsunuz zaten. Kafamı şöyle yapmışım falan. Gıdığım hep çıkmış. Ve asla mutlu değilim. Bu fotoğrafı biliyorsunuz. Aslında başka fotoğraflarım da var ama bilgisayarımda yok. Çok pardon. Bilgisayarımda olmadığı için de gösteremiyorum sizlere ama bulabilirsem değişik fotoğrafları, böyle bayağı güzel makyajlar yaptığım fotoğraflar da var ama kiloluyum. O fotoğrafları bulabilirsem ve siz de bu videoyu beğenirseniz bunun part 2'sini çekerim. Yüzümdeki değişim ile ilgili bir video çekerim tekrardan, part 2 diye. Ama şu an bulamıyorum, o yüzden bu fotoğraflarla idare edeceğiz. Bu benim bayağı böyle en yüksek kilolarımı gördüğüm bir fotoğraf. Fotoğrafa geçeceğiz. Burada bayağı bir kilo vermiştim. Sanırım bir 15 kilo falan vermiştim. Ama vücudum gördüğünüz gibi, belim falan daha duruyor. Kiloluyum o zamanlarda ama yüzüm böyle hafiften incelmişti. Farklı bir makyaj tarzı denemiştim yüzümde. O günün hatırına da bir fotoğraf çekeyim dedim. Gözüme kalem geçiyordum o zamanlar. Ve kilo verdikçe şunu fark ettim. Gözlerim böyle hafiften daha da ortaya çıkmaya başladı. Şöyle bir şey var. Kilolu olduğunuz zamanlarda burnunuz daha küçük oluyor. Ya benim burnum çok küçüktü. Çok güzel bir burnum vardı ama çok böyle tombul bir burnum vardı. Ve kilo verdikçe yüzüm de böyle, hani yüzümün kemikleri daha da ortaya çıktığı için burnumdaki kemikler de ortaya çıkmaya başladı. Ve burnum hafiften büyüdü diyebilirim. Hani şimdi kocaman bir burnum falan var demiyorum. Öyle bir şey yok ama o zamanlar daha küçüktü ve yüzünüz küçüldükçe, yanaklar gittikçe bütün yani şeyleriniz ortaya çıkıyor. Mesela gözleriniz ortaya çıkıyor, burnunuz ortaya çıkıyor, dudaklarınız ortaya çıkıyor. O da öyle bir dönemden 15 kilo falan vermiştim. Yani tam olaraktan kilomu hatırlamıyorum her bir fotoğrafta ama şöyle ilerleyeceğiz. En kilolu olduğum fotoğraflardan başlayıp yavaştan zayıfladığımı göreceksiniz. Yüz hatlarım daha da ortaya çıkacaktır. Ve sıra geldi şu fotoğraflara. Burada kırmızı ruj sürmüşüm arkadaşlar. Ben eskiden kendime kırmızı ruju asla yakıştırmıyordum. Yani neden diye sorarsanız. Baya böyle kilolu olduğum zamanlarda. Hep anlatıyorum ya, yüzümle ilgili çok böyle ağır komplekslerim vardı. Kendime güvenim sıfırdı. Makyaj yapmayı çok seven bir insanım. Yani kilolu olduğum zamanlarda da makyaj yapıyordum. Çok seviyordum. Zaten makyaj benim için bir sanat. Yani nasıl bir tabloyu boyarız ya da nasıl resim yaparız. Bence makyaj da o tarzda bir şey. Güzel bir şey. Ben seviyorum. Uğraşmayı da seviyorum, açık ve net konuşayım. Zaten makyözlük yaptım birkaç sene, biliyorsunuz zaten. Beni tanıyın videomu izlediyseniz. Şöyle bir şey, dediğim gibi farklı renkler kendime yakıştırmıyordum. Çünkü hem yanaklarım şişti, yani yüzüm zaten bana göre güzel görünmüyordu. Ve yanakların şiş olduğu için, şöyle ortada buluştuğu için, işte burnunuz daha da küçülüyor. Ağzınız da, dudaklarınız da daha da küçük görünüyor. Ve ben kırmızı ruj sürdüğümde böyle sanki iki tane çizgiye ruj sürmüşüm gibi görünüyordu. Ve bu durumdan da nefret ettiğim için, o zamandan beri ince dudak sevmediğim için kendime bunu yakıştırmıyordum. Ama kilo verdikten sonra tabii ki de ne yaptım? İlk elbiseler aldım kendime, giyemedim. İçine sığmadığım elbiseleri denedim. Ve farklı makyaj tarzları denedim kendimde. İşte kırmızı ruj sürmeye başladım. Bu zamanlar ilk defa böyle severek kırmızı ruj sürüyorum. Ve hafiften gülümsüyorum. Eski fotoğraflarıma baktığım zaman hep böyle somurtmuşum. Gülmeyi kendime yakıştırmıyordum. Gülünce çirkin olduğumu düşünüyordum. Ve yanaklarım daha da şişecek diye böyle şey gülmüyordum yani çok fazla fotoğraflarda. Ama gördüğünüz gibi bu fotoğrafta baya böyle hafiften gülmüşüm. Yani çok garip.
Şimdi böyle gülerek video falan çekiyorum. O zamanlar gülerek fotoğraf bile çekilmiyordum yani. Değişik hisler, garip hisler. Umarım siz de yaşarsınız. Yaşamak isteyen kim varsa. Ve devam ediyorum. Bu zamanlarda saçlarım o kadar güzeldi ki arkadaşlar. Yani bir reklam filminde oynayacak kıvamdaydı saçlarım. Çok güzel saçlarım vardı ve kilo verdikçe maalesef ki saçlarım da döküldü. Yüzüm bayağı inceldi. Fotoğrafta gördüğünüz gibi gözlerim bayağı ortaya çıktı. Dudaklarım aynı şekilde ve kilo verdikçe şunu fark ettim. Dudaklarım aslında ne kadar böyle kalın olduğunu fark ettim. Dudaklarım bayağı böyle ortaya çıkmaya başladı çünkü yanaklar böyle gittikçe. Şu çene yapım benim. Yani benim şurada böyle baya böyle sert bir çizgim var aslında. Sadece böyle aşağı baktığım zamanlarda bir şeyim çıkıyor tabii ki de. Bu da normal diye düşünüyorum. Bir gıdım çıkıyor. Herkes de olduğu gibi yani şu an ekstrem bir gıdım yok ama normal mesela durduğum zamanlarda şu an gıdım görünmüyor. Fakat aşağı baktığım zamanlarda tabii konsantreli bir şekilde baya böyle aşağı baktığım zamanlarda gıdık çıkıyor. Gayet normal bir şey. O zamanlar yani bayağı böyle gıdığım gitmişti. Buradaki çizgi yavaştan artık görünmeye başlamıştı. Fotoğrafta zaten görüyorsunuz. Saçlarıma zaten hiçbir şey diyemiyorum. Çok güzeller. Maşallah diyeyim, umarım yine çıkar. Bu fotoğraf da o zamanlardan ama yavaştan artık böyle gerçek surat yapım ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Hafiften şurada böyle bir ayrımı oluyor, elmacık kemikleri ortaya çıkıyor falan. Çok hoş şeyler, dudaklar hafiften daha da büyüyor. Yani bu da çok o zamanlar sevdiğim bir fotoğrafımdı. Güzel yani insan baktıkça duygulanıyor. Burada bayağı o elmacık kemiğimin çıktığını bayağı insanların gözünü sokmaya yemin etmişim gibi kontür yapmışım suratıma. Ama sanırım ışıktan öyle gözüküyor arkadaşlar. O kadar fazla bir kontürüm yoktu. Yani güzel bir suratım olduğunu yavaş yavaş anlıyorum. Fotoğraflar çekiliyorum. Eskiden asla böyle fotoğraf çekilmezdim. Bu fotoğrafı Instagram'da hikayemde paylaşmıştım. Bu arada beni Instagram'da takip etmiyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz diye düşünüyorum. Kullanıcı adımı açıklama kısmında bulabilirsiniz. ELIIFLEEY. Beni takip etmeyi unutmayın Instagram'dan da. Bu fotoğrafı paylaşmıştım ve şöyle bir şey anlatmıştım sizlere. Yani eskiden kıvırcık saçlarımı asla beğenmiyordum. Şu an kıvırcık saçlarımı kullanıyorum fakat eskiden asla beğenmiyordum. Çünkü kendime yakıştırmıyordum. Yüzüm zaten büyüktü bana göre o zamanlar. Ve kıvırcık saçlarım yüzümü daha da büyütüyordu diye bir algı oluşturmuştum. O yüzden kullanmayı asla sevmiyordum. Ve kilo verdikçe aslında ne kadar saçmaladığımı, ne kadar boş yaptığımı anlamış oldum. Yani kıvırcık saç kadar güzel bir şey var mı? Ama maalesef ki o zamanlar o saçımın değerini anlamıyordum. Yani bilemiyorum, çok garip bir psikolojiye giriyorsunuz. Ben de o zamanlar çok garip bir psikolojideydim. Ya bilemiyorum. Aslında kafamıza taktığımız o kadar önemsiz şeyler ki bunlar. Yani ama bir algı var ya şey insanlarda işte kadın yüzü şöyle şöyle olacak diye. Ben de o zamanlar küçük olduğum için kendimi güzel bulmuyordum ve maalesef bu beni bayağı şey yapmıştı yani psikolojimi bayağı bozmuştu bu olay işte yüzüm niye böyle diye. Her neyse, bu benim göstereceğim son fotoğraf arkadaşlar. Bunu İstanbul'da çekmiştim. Burada 70'li yıllarda falandım. Bunun boydan görüntüsünü hatta bir videomda paylaşmıştım. Bu kendimi işe alıyorum videosunda. Boydan görüntüsü vardı. Bu da o zamanlardaki yüzüm. Bayağı böyle vermiştim artık. Dudaklar da yukarıya bakıyor. Mutluydum. Aslında yüzümün şekliyle. Çünkü eskisi kadar tombul değildi suratım. Aslında şöyle bir şey de var. Kilolu olduğum zamanlarda baya böyle ufaktı yaşım. Ufak olduğu için de yani tombul olması gayet normal değil mi? Şimdi düşünüyorum bunları yani daha küçüksün yüzünde oturmamış tabii ki de tombul olacak yanakların yani
Ve hayat normal bir şey. Ama bu zamanlar işte ergenlik dönemine falan giriyorsunuz. Her şeyi kafanıza takıyorsunuz. Ben de bunları kafama takmıştım ama çok şükür ki bunları atlatabildim. Evet, benim videom bu şekildeydi. Yine ortağa geleyim. Şöyle. Benim videom bu şekildeydi. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bu tarzda bir video görmek istiyorsanız Elif mutlaka part 2 gelsin. Seve seve izleyeceğim, like atacağım. Arkadaşlarıma önereceğim, tavsiye edeceğim seni diyorsanız tabii ki de part 2'si de gelir. Güzel fotoğraflar bulabilirsem, 100 kilo olduğum zamanlardan da böyle baya net yüzümün gözüktüğü fotoğraflar bulabilirsem, var diye biliyorum. Onları da bulabilirsem paylaşacağım mutlaka sizlerle. Beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma yeniyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye.